Gideceğim, her büyük şehirlere gideceğim, büyük kanallara gideceğim, onların hep desteklerini bekliyorum ben. Ben teşekkür ediyorum. Abicim sen de al. Bunu tıkla yüklemeden git. Şu gençleri git. Şimdi görüyorsun işte. Herkese duyurun yani sesini. Tamam teyzeciğim. Çok teşekkür ettim. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Burada oğlumun bronşörünü dağıtıyorum. Şarkısı için, klibi için. Bronşörümüzü dağıtıyoruz, sponsorumuz olmadığı için, maddi durumlarımızın olmadığı için ben dağıtıyorum. Bir aydır bu işle uğraşıyorum, Ramazan'dan bu yana. Oğlum, yoruluyorum ama ne yapalım, mecburum dolanmaya çocuğumun hatır için, çocuğumun iş için. Hep ben ünlü sanatçılardan, duyarlı insanlardan çocuğuma yardım etmesini bekliyorum, yardım etmesini istiyorum. Bu kağıtta ne yazıyor, anladın mısın? Bu kağıtta Barış Arı'nın şarkısını için. Video izlensin, videosunu izlensin, yani bir belli noktalara, şeylere gelsin için dağıtıyorum. 30 bin kağıt dağıttım. Daha da yüksek olmasını istiyorum. Başka ne diyeyim? Oğluna faydası oldu mu peki? Oldu. Daha da olacaklarını düşünüyorum inşallah. Bizim Sivas'ımızın halkı duyarlıdır. Hepsi de aldılar, hepsi de okudular, hepsi de bize abone oldular. Çok teşekkür ediyorum onlara ben. Bazıları şaşırdı, bazıları bir şey satıyormuşsun gibi düşündüler. Sonra anladılar. Ben bir ayı geçkin yaptım. 10 yıldır müzikle uğraşıyorum. Bundan bir ay önce de bir single albüm çıkardım, single. Onun reklamıyla uğraşıyoruz. Fakat reklam bütçemiz olmadığı için annemin desteğine ihtiyaç duydum. Ve aklımıza bir yöntem geldi. Matbaada küçük kağıtlara kendi ismim, şarkının ismi ve YouTube'da hangi kanalda olduğunun ismini yazarak bir kağıt bastırdım. Yaklaşık bir 30 bin tane kadar dağıttık. Ve çok güzel geri dönüşler oldu. Yani buradan beni destekleyen, manevi desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum.
Annemin çok büyük katkısı oldu. Yaklaşık 50 bin, 60 bin üzerine bir izlenme aldık. Bunun üzerine yorumlar aldık ve tepkiler çok güzeldi. Hani çok dikkat çekici bir reklam oldu. Peki bu fikir nereden aklına geldi? Ya bu fikir birden, daha önce ben bir yarışmaya katılmıştım. Orada da böyle oy toplamam gerekiyordu. Yani oradan kalma bir şey aslında. Sonradan reklam bütçesi olmadığı için bu fikir aklıma geldi. Ya ilk başta biraz böyle saçma geldi. Sonra anneme söyledim. Annem de canı gönülden hani ben dağıtırım, yaparım deyince böyle bir şey yapmaya karar verdik. Saça dağılmıyor içimdeki duman. Kanadım kırıldı bak, yağmurum ol ya yüzüme da. Sanki bir düşmancasına. Sevemez misin? Biri var ömün bahçesine. Kanadım kırıldı bak.